Sevgili grevci Kartonsan işçisi kardeşlerim, sendikamızın değerli yöneticileri, basın emekçisi arkadaşlar, hepinizi hem şahsım hem Türkiye İşçi Partisi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi Türkiye'de düzen bozuk, bu bozuk düzen her tarafından patlıyor. O yüzden bizi genellikle ancak meclis kürsülerinde izleyebiliyor arkadaşlarımız. Ve onlar sanıyor ki biz hep bağırıyoruz, çağırıyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. O yüzden başlarken şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biz düşmanımızla, sınıf düşmanımızla karşı karşıya geldiğimizde bağırırız, çağırırız. Sınıf kardeşlerimizle yan yana geldiğimizde gayet sakin, gayet makul, gayet sevecen konuşuruz. Bugün burada bulunmamızın bir tanecik nedeni var aslında. Sizin televizyonlarda falan gördüğünüz siyasetçiler gelirler, genelde grevlere gelmezler de seçimden seçime kapınızı çaldığınızda biz işçiden yanayız falan diye konuşurlar. Sonra Ankara'ya gittiklerinde işçiyi, köylüyü, emekçiyi, emeğiyle, alın teriyle yaşayan insanı unuturlar. Biz çok açık söyleyeceğim. O bildiğiniz partilerden, bildiğiniz siyasetçilerden değiliz. O yüzden ben buraya konuşma yapmaya, nutuk atmaya falan gelmedim. Ben buraya Kartonsan işçilerinin durumlarını bizzat görmeye ve onların sesini Ankara'ya taşımaya geldim. Buradan aldığımı gideceğiz Ankara'ya baydı. O yüzden sevgili arkadaşlar, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Türkiye İşçi Partisi'nin tüm olanakları, bakın Türkiye İşçi Partisi'nin tüm olanakları örneğin meclis kürsüsü de buna dahildir. Bütün il binalarımız, ilçe binalarımız, neyimiz var neyimiz yoksa. Biz herhangi bir işçi arkadaşımız direnişe başladığı andan itibaren o daha önce hangi partiye oy vermiş, dünya görüşü neymiş, dini, ırkı, cinsiyeti neymiş, bunların hiçbirisine bakmayız. Ortada hakkı için mücadele eden işçi varsa o işçi haklıdır. Bizim neyimiz var neyimiz yoksa bütün olanaklarımızla o işçilerin mücadelesine feda olsun diyoruz. Kardeşlerim, bu şu demek: siz burada direnişe devam ettiğiniz sürece, hakkınızı alana kadar, sizlerin verdiği her karar, sizler adına sendikanızın verdiği her karar bizim için bir emir anlamına gelir ve biz o kararı uygulamakla yükümlüyüz. Burada hepinizin önünde söylüyorum. Ne yapmak istiyorsanız, ne zaman yapmak istiyorsanız, nerede yapmak istiyorsanız, biz sizin söylediğiniz her şeyi yapacağımızı ilan etmek için buraya geldik. Bunu dost da bilsin, düşman da bilsin. Yaşasın sınırımız, dayanışması! Yaşasın sınırım, dayanışması! Yaşasın sınırım, dayanışması! Arkadaşlar, sınıf dayanışması nasıl yaşar? Eylemle yaşar, mücadeleyle yaşar. Biraz önce bir slogan daha attık. Her yer Kartonsan, her yer direniş dedik. Onun için buradayız. Buradan patronları, buradan o patronların yanında saf tutan iktidarı, yöneticileri, elitleri, herkesi açıkça uyarıyorum. Burada hakkı için mücadele eden işçinin sesini duymadığınız anda bu direniş Türkiye'nin 4.000 yanına da yayılacak. Bu direniş Ankara'dan meclise de taşınacak. O yüzden işi hiç uzatmaya gerek yok. Yol yakınken bu işçinin anasının ak sütü kadar helal olan hakkını işçiye teslim edin çağrısı yapıyorum. Arkadaşlar bıktık. Yahu memlekette kriz var diyorlar. Bu krizin faturasını işçi ödesin diyorlar. Kriz var dedikleri yıllarda patronlar karlarına kar katıyor. Zenginliklerine zenginlik katıyor. Arabalar yenileniyor, villalar yenileniyor, gemiler yenileniyor. İşçiye hiçbir şey yok. %300, %400 zam, %300, %400 kar yaptıkları yıl işçiye yine hakkını vermiyor. Kardeşim işler kötü gittiğinde de faturayı işçiye ödüyorsun. İşler iyi gittiğinde de kazandığın paranın hepsini alıyorsun, cebine atıyorsun. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Gerçekten artık bıktık. Türkiye'nin her yerinde aynı şey. İşçiler çalışıyor, işçiler üretiyor, sabah güneş doğmadan evden çıkıyoruz, akşam güneş battıktan sonra eve zar zor gidiyoruz, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi görmeden çalışıyoruz, didiniyoruz, ancak nefes alabiliyoruz. Öbür tarafta yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Yeter artık kardeşim, biz bıktık, biz üretiyorsak, biz yaratıyorsak, biz bu hakkımızı alacağız. Bunlar da istediği şu arkadaşlar, bunu bilmenizi istiyorum. Bunlar istiyor ki işçi el açsın, işçi avuç açsın, dilensin, bunlar da yukarıdan fakire fukaraya verelim, bu bereketi arttırır diye bize sanki sadaka dağıtıyorlar. Biz o sadakaları bunların başına çalacağız. Bir. İki, işçi arkadaşlar el açıp direnmeyecek. İşçi bir olacak, yumruğunu sıkacak ve hakkı olan ne varsa bunlardan döve döve alacak. Arkadaşlar bu aynı zamanda şudur, bak, el açtığın zaman parmaklar ayrı durur. Bunların istediği şey işçilerin dağınık durmasıdır. İşçinin yalnız kalmasıdır. İşçinin çaresiz kalmasıdır. Ama işte burada siz hem kendi haklarınız için direniyorsunuz, hem bütün Türkiye işçi sınıfına bir örnek daha veriyorsunuz. İşçi örgütlü olduğunda, işçi kardeşiyle kol kola girdiğinde, omuz omuza durduğunda, örgütlendiğinde er ya da geç hakkını mutlaka alıyor. Bunu göstermek hepimizin boynunun borcu. O yüzden bu direnişin, bu grevin sonuna kadar yanında olacağız. Kartonsan işçisi kazanacak, Türkiye işçi sınıfı kazanacak. Bunu biliyoruz. Hepinizi teker teker yürekten kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Zafer bizim olacak.